Bahar, karnabahar, karnabahar, sarı yumurta, köy yumurta, karnabahar, karpuz, görüyorsunuz. Amanında karnabahar. Amanında karnabahar. Karnabahar 2 sene değil. Daha yeni çıkmış Ankara'da güzel yapıyorum. Tek dişin mi? Valla tek diş ızgarada şey yaptı. Sucuk, ardından omlet. En son ki yaptığın omletti ya. Yumurtanın akıyla. İçinde sucuk. Onu diyorum. Güzel kızımın karnını da doyurdum. Arışkamın. Evet, yaş mama. Ankara dışına çıkmadan çok değişik yemekler yapmıştım. O Feride'nin bana vermiş olduğu tarif vardı, salata. Çok zengin bir salata olmuştu. Ama maalesef dolapta ve poşetin içinde olmasına rağmen şey oldu. Küflenmiş. Ondan sonra ocağın üstünde bir yemek vardı. Tencereler şeydi. Ne derler? Annemden çıkınca onlar da şeydi, cifle mifle bir şeylerle hallettim yavrum. Hallettim. Amanında hallettin mi? Amanında hallettin mi? Neden? Üzüm var dolapta. Ay, yiyecek Ne ya? mi? Üzüm. Alıver. İyi canım. Gülcan abla hoş geldin. Üzüm de üzüm. Üzüm de üzüm. Tek dişin canı üzüm. Kavun var. Ay bana şimdi kavun şey yapma, tek dişi sinek geliyor. Sinek geliyor. Nereye sinek Kavun mu geliyor? yiyeceksin? Oraya bırak çocuğum, ben sana doğrayayım evladım. Koy oraya. Koy, karnabaharı yakmayın. Koy oraya. Tamam, ben yaparım ya. Hayır. Çekirdekler, metirdekler tezgahta ben kabul etmiyorum. Gel, etmem. Aa! Ya, ay, ne yapıyorsan yap ya. Anladık bir dibleyle. Yavaş yavaş gelişmeler var. Bırak, yapayım diyorum, bırak. Kardeşim, ben mutfağa kimseyi sokmuyorum. Ben sana doğrayacağım şimdi. Senin yüzünden karnabaharımı mı yakayım? Sen koyarım bahane. Git orada yap. Tezgah, mutfaktan çık. Poşetin içinde yap orada. Aa. Yok arkadaşlar, ben mutfakta deliyim. Titizim ben. Sadece tek dişi değil. Hiç kimseyi sokmam ben. Önce üzüm dedi. Sonra kavun dedi. Bekle, tamam, sana doğrayacağım ben dedim. Şunu geçmiş orada doğruyor. Başlama. Başlarsan. Bu işler olmaz. Ben de öyleyim. Gülcan abla. Oldu bitti, öyleyim ben. Ne istiyorsa yapıyorum ben ona. Ondan sonra
kavanın çekirdeği oraya şey yapacak. Benim mutfağım da mı pancar kafa gibi böceklensin? Onu mu istiyorsun? Tektir. Olmaz evladım. Ha? Valla karnabahar yeni çıkmış. Bir yıldır yemiyordum. Aldım. Tekdiş mi? Afyon'dan gelen Cumhuriyet. Sucuğu. Ondan sonra şey. Ne derler ya? Omlet. Hayır canım. Hayır. Tek dişte vardı. Uçak biletinden bahsediyorsanız benim %50 indirimim var. 5000'den %50'ye indirin. İndirin. Benim matematiğim fazla yok. 5000 TL'den %50'yi indirin bakalım. Bana miktar yaz bakın buradan. Ben ona göre konuşacağım. Yarı yarıya. Dur bakayım, dur işte, dur. Birisi yazsın, Gülcan abla yazsın. He. $2.5 milyar. Yani. Normalde 5000. Ya. Tekdiş, benim engelli kartım var. Trende de öyle. Şehir içi otobüsünde bedava. Ankara içinde. Otobüste %40 indirim. Yani onlar niye konuşmuyor? Salak pancar. He? Son anda aklıma geldi. Tekdiş 5 gün ödüyordu zaten. Aa dur dedim. Tekdiş benim kartım var onu göstereceğim dedim. Ondan sonra öyle oldu. 2.5 ayında. Tekdiş'in cebinde o kadar belde vardı da o zaman niye Tekdiş'in cüzdanını çorladım, beldesini aldın, yedin parasını ha? Utanmaz seni. Daha bu konuşur ama bu tebrikat ona bir gitsin bakalım. Çağlayan'dan verdim ben bunu. Hem bunu hem kocasını artık yeter. Hala mı konuşuyor benim hakkımda bu? Züppe kare. Amanın yandı da yürek. Kendisi demiyor da bir sürü para harcattırın diyor ona. Kalkıyor 5000'den bahsediyor. Ulan 5000'in %50'si zaten kartım olduğundan dolayı. Ben nereye binersem bineyim. Her yerde geçerli benim kartım. O zaman niye tek düşün parasını yemiş? Cüzdanını çalmış. Masayı donatmış. Ayrıca nakit almış. Onlar niye çıkıp söylemiyor? He? Ama anında yok otellerde geçerli değil. Hayır kartım otellerde falan geçerli değil. Sadece ulaşım olaraktan sinema, tiyatro, gezi, uçak, tren, Ankara içi belediye otobüsleri dolmuşa da geçerli değil. Dolmuş da kabul etmiyor. Lay 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 lay. Ya mesela kültür turizme kalktı böyle bir sinemaya gitmek istedim değil mi? Ha. Orada da para ödemiyorum canım sinemaya girdiğim zaman. Yani kartımı gösteriyorum.
Bu bir haktır yani. Devlet tarafından verilen bir hak yani bu. Anladın mı Osman? Kendisine ne oluyor? Kendi teklisten aldığı paraları onları söylesin. O Beytullah pezevengiyle beraber canım. Her ay parayı bulur. Lay 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 lay. Vallahi bilmiyorum ki Roy'un fazla yayını izleyemedim. Yeliz vardı. Çünkü bir yandan bulaşıklarım çoktu. Bir de karnabahar dedim. Evet, Burak hoş geldin. Evet, geldi hanıma. Gönder istek canım. Evet, bu şey canım. Karnabahar. Seni yıkayayım dedi. Ha? Ne yapayım? Ayol 10,5 tane şeyim olsa ona vermem. Tamamlarda da geçerli değil. Tamamda ne geçerli olacak be? Niye olmadı? Olmadı ya. Ay bir de şey yaparmışım. Tek dışarıda orada oturuyor da. Hanıma yüzünden karnabaharımı yakarmışım. Hanıma yama dedik seni alacağım bir yerden. Küründen. Dur bakayım şuradan. Ha şimdi olacak. Olur diye düşünüyorum. Olmadıysa üstten deneyeceğim efendim. Şu karnabahara da bir yandan bakıyorum ya. Karnabahar, karnabahar. Karnabahar, karnabahar. Merhaba Menekşe, merhaba canım. Maide Devran. Thank you. Thank you yavrum. Thank you. Öyle yaşamanın tadı kalmadı. Yanıma tekrar çık gir. Gel. Olmadı. Olmadı deyince bak Demir'in şarkısını okudum ha. Olmadı yar. Olmadı yar. Evet, kızımın da güzelce karnını doyurdu. Tek dişinde. Bir kere sende şey olmuş olsa kalkıp adama absolut vermesin. Şerefsiz kadın seni. Absolut'te de bu kartı bana dedi ki Sibel dedi, onu dedi çantana koy dedi. Yok bana yardımını götürün de ne yaptın? Yok yok tamam sana verdi de sen de dedim ya çantana koy. Amına koyayım. Hala kokuyorlar çantam. Hı. Ne biçim bir bu absolutmuş be? Bir de ben bir hava aldım. En son karakola gittik ya. Orada orada koktu. Burada da kokuyordu. Şimdi çantamı değiştireceğim. Ama onun verdiği çantayı kullanmayacağım. Nerede çorlamışım onun böyle? Benim burada bir sürü çantam var. Görmüyor musun? Tek diş. Görüyorum. Onun çantasına mı kaldım? Kaldı.
Amanın da dur şu an mayalamıyorum. Bir hayata ben şimdi bir kısa olarak girdim. Yeliz vardı. Bunlar herhalde Eskişehir'de bu tutkuyla Tutku Roy'a çatmış herhalde. Biliyorsunuz yani Roy'un şeyini, huyunu. Benim gibi sürekli gündeme alır yani. Fazla kalmadım hayatım. Bulaşıklarım vardı. Ondan sonra karakola gittim. Ondan sonra işte karnabahar vesaire yani. Ya istediği kadar konuşsun, onu kim dinler ya? Ne? Ay gerçekten. Öyle evet, bir yazı yaz. Bir de öyle deneyeyim. Yok, yazıyla almaya çalışacağım. Nereye gitti ya? Ay tokamı da unutmuşum. Herhalde otelde unuttum. Otelde vardır. Yalan konuşmayayım. Merhabalar. Merhabalar, Sibel Sultan. Mehmet abi merhabalar. Arkadaşlarım merhabalar. Ne yapıyorsun Sibelciğim? Zeynep, buradan şöyle iddialar dönüyor. Diyor ki ne? Şey diyor, dur Mehmet abi şey geldi. Hanıma geldi. Birazdan söylersin şarkı, dur. Ne yapıyorsun Tanım Sibel? Yemek alamam. yemek mi yapıyorsun? Karnabahar yapıyorum. Aa, afiyet olsun hayatım. Güzel bir yumurta dedim. Kendi kafana göre yap dedim şöyle Cumhuriyet sucuğundan. Ondan sonra Evet. Güzel. arkasına da omlet yap dedim. Ben buradayım, ona izin verdim ama kavun karpuz olayına ben izin vermiyorum çünkü. Çay olayına da ben kendim yapıyorum. O da ayrı konu. Ondan sonra neyse demiş bir şeyler demiş herhalde bu. Pancar. Ben dedim ki ne? Arkadaşım %50 indirimim var benim uçakta. Yani 5.000, tamam 5.000 ama yani benim kartımı sonradan aklıma geldi. Sonradan aklıma geldi göstermeyi. Yoksa direkt 5.000 ödeniyordu uçağa. Aa öyle mi? Refakatçım görünmüyorsun ki kartta. Ha, benden düşmüş efendim. Tek dış refakatçim yazmadığı için ona düşmemiş. Ondan normal alınmış. Ha, şimdi oldu. Ay yavrum benden mi?
benden düşmüşler efendim. Aa. Kız bu yeni sanatçıydı herhalde, değil mi? Öyle hatırlıyorum herhalde, değil mi Yeliz? Antalya'da mıydın sen? Alanya'da mıydın kız? Güzel sesin var senin. O musun? Ha? Yeliz, sen o güzel sesli Antalya veya Alanya'da şarkıcı olan güzel kız değil misin? Yoksa karıştırdı mı kız? Bakayım yazsın dedim. Bakayım. Dur bari şuradan alayım. Tekrar bir şey yaz. Ay 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 Zeynubi hanımefendi, buyurun efendim. Buyurun. Buyurun Zeynubi hanım. Zeynubi. Amanında Zennube. Amanında Zennube. Ha, sen değil misin canım? Ha. Yok, öyle bir kız vardı Antalya'da, Alanya'da. Sesi güzel böyle, programı, sahnesi çok güzel de herhalde o zannettim. Canım. Evet. Efendim. Efendim ağa geldi. Şimdi Zeynep Hanım, rica ediyorum, bir şey yazınız efendim. Ben buradayım Sibel. Sibel buradayım. Sibel sesin geliyor mu? Geliyor da Mehmet abi. Birazdan şarkı söylesen olur mu abi? Bir yandan karnım ağrım çıkarır. Bir yandan sen şarkı söylüyorsun. Ben sana söyleme demiyorum. Ama Zeynep'i duyamıyorum. Mutfaktayım. Ha. Geliyor, geliyor. Şu an sesin geliyor. Hı, tamam hayatım, tamam. Amanın da amanın. Yandı da yürek Ne oldu? amanın. Bak teknesi ne Sibel, kadar bir konuşuyor. Bak bak. Sibelciğim. Çünkü doğru söylüyor kız. Kartta kendi replikacı yazmadığı için ondan normal almışlar. Benden düşün yapmışlar bileti. Hay yavrum. Konuş Zeynep. Dedim Duyuyorum. ki aşk o saatlerdir bu kırmızı kafalı yayın açmıyor. Ne oldu? Bayıldım acaba? Ne oldu? Yok kız, olur mu, bana haber, bilmiyorum. Bana sürekli haber geliyor. Bugün yayınları erken başlamış. Artık uyumaz herhalde o sabaha kadar o yanındakiyle, o çocuk şeyle. Aşk o erken başlamış da akşamüstü biliyorsun bu ihlal etti. Neyi ihlal etti? Özele girmeye girdi. Hikaye attı. E tamam. Attıysa o zaman ne diyoruz? Adalet mülkün temelidir diyoruz. Ha, senin videonu alıktı. Onu mu diyorum? Ben Efendim aşk. paylaştım kız. Bak bir saniye bile sürmedi. Dedin ya, rica ettim dedim, böyle böyle. Hemen kaldırdım. Hemen nasıl çorlamış oradan, anlamadım ki. Sibel'cim sağ ol sen hakikaten kırmadın beni. Ama O bil bence keşke kalsaydı Zeynep, tam kudururdu beni. Direkt keşfedebilirsin ha. Bekliyorsun sen. Sibel'cim gerek yok aşkım ben sanatçı değilim bir şey değilim Tamam, yani anında kaldırdım. Sen bana öyle deyince anında sildim şimdi zaten. sanatçı değilim bir şey değilim hani gerek yok yani gerek yok biz öyle kendi aramızda yaptık orada kaldı. Aynen. Aşkım hani şimdi
Şimdi sanatçı Efendim, hani ben yarından burada değişik resmi yerlerde işim var. Aslına bakarsanız tek iş bugün gidecekti. Dedim ki hayır gitme. Yarın dedim gündüz bu işleri halledelim. Ondan sonra da akşama doğru bin Adana'ya git matbaa dükkanına bak bakayım ne olmuş. Çünkü ortağı arıyordu. O da beni kırmadı. Tamam dedi. Yarın resmi yerlerde Ankara'da işlerimiz var. Onları hallettikten sonra yine tek dişin karnını orada doyururum. Canı ne isterse işte veya evden çıkmadan zaten kahvaltını hazırlıyorum biliyorsunuz. Şey de diyorum dışarıda bir şey yeriz orada Kızılay'da. Ondan sonra da akşama doğru biner gider. Yani Ertesi günü soru gene burada. Sibel'cim, şimdi ben hani meşhur olmak istesem ajanslar var, o var, bu var, oralara yollarım mesela, değil mi? Hani kendisine düşmemiş ki. Yani o yüzden özeli ihlal ettiği için adalete hesap verecek yani. Tabii canım yani onun yaptığı yanlış. Her şey yanlış kız o. Hukuken. Çünkü biliyorsun Sibel, ben sabah çok uyardım kendisini. Bilinçli olarak yaptığı için bu iki kat daha suçtur yani. Tabii, doğru söylüyor. O konuda hemfikirim yani. Sibel, biliyorsun değil mi? Sabah ben 100.000 kere söyledim. Ama kendi ciddiye almadı. Yapacak bir şey yok. Yani adalete artık derdini anlatır. Doğru. Öyle değil mi Sibel, yani ben canım istese kendim paylaşırım ya da meşhur olmaya niyetim varsa ajanslara atarım falan filan. Biz sanatçı, yani ben sanatçı değilim. Şimdi sen özeli ihlal ediyorsun. Yani hukuken yanlış. Ben görüntü mü vereyim? Vereyim efendim, vereyim. Ki bir de tembih edileyim. Vereyim bari. Ha. Yani bir de ben iznim olmadığını söylüyorum ve sen bunu bilinçli yapıyorsun. Bu iki kat daha suçtur yani. Fulya Hanım. Şöyle görüntü ver. Ha. Evet. Verdim. Görüyor musun Zeynep beni? Görüntü ver dediler. Kırmadım. Sibel, ben Verdim. seni göremiyorum hayatım. Ekranın siyah ama aşağıdakiler görüyordur büyük ihtimal. Ama sesin geliyor yani, sıkıntı yok. Evet. Herkes biliyor canım. Herkes biliyor. Burada tekrar etmemize. Kız Seda neredesin kız? Evet. Aa. Bir kere mi aradım, iki kere mi Sedacığım aradım seni? da gelsin. Roy'u da seviyorum. Seda'yı, Yeliz'i, Kırmızı Kafa. Yine söylüyorum. Onlar bana ne söylemişse söylemiş. Seni Ha, alakalı. dur Zeynep, bir müsaadenle şu Seda'ya bir cevap vereyim de. Tamam aşkım. Şimdi ben seni aradıktan sonra ben dışarıya karakola falan gittim. Alışverişe gittim biliyor musun Seda? O arada beni aradıysan benim mobil verim yok. Öyle yok. Ben TTT sel kullanıyorum. Postaneden almam gerekiyor. Bankam zaten blokeli. Oradan da yüklüyordum iyi kötü. Blokeli yani. O yüzden canım ulaşamamışsın. Anladım. Aha. Evet 635 TL'sini 25 25 demişim. 2500 TL harcattırmış. Sonrasında Zeynep mi açıklama yapsın? Yapıyor kadın zaten. Ama almış şey Seda. Ben paylaştım o tek dişli oynamasını. Kırktım o kadar mücadele ettim. O kadar vakit şey yaptım. Ondan sonra Zeynep beni aradı. Dedi ki yani isim verdi de rica edeceğim. Ben kaldırdım hemen çalmış orada paylaşmış. Suç teşkil ediyor bu. Başkasının resmini, videosunu sen nasıl kullanabiliyorsun çalarak ya? Hayır. Paylaşması gerçekten benim için iyi ama yani şey kabul etmiyor. Zeynep çünkü
Zeynep olay bir güzelliğe, olay bir kalbe sahip. O pancar çekemiyor. Olsun, paylaşsın kız. Sibel'cim, mevzu güzellik ya da şey, biz yarışmaya girmedik. Hani ben bir sanatçı değilim, kendi adım bir insanım. Yani biz orada kendi kendimize eğlendik. Yani bunun yapması suç yani, suç. Suç. Benim müsaadem yok yani, yok. Sabahki bunu ben... Sevda, gelmek istersen al beni de. Canım. Hı. Evet Zeynep. Yo yo, dinliyorum seni. Kaldığın yerden Hayatım devam yok. et. Seda gelecek olursa Zeyno'nun kalbi Yani yeter demiş Seda. Sedacığım, teşekkür ederim. Yani bir gene söylüyorum. Arkadaşlar bakın, bu kişi bilinçli ve hasetliğinden yaptı. O yüzden adalete hesap verecek yani. Hiç uçarın kaçarın yok senin kırmızı saçlı karı. Kız Seda'ya yapma, Seda'ya da yapmadı mı? Aşkım, Seda da gitsin. Yani ben şimdi yarın adliyede olacağım. Zaten avukatımı attım. E tamam, gitmediğini Ne? nereden biliyorsun? Efendim aşkım, söyle Sibel. İşte ben senle görüştüğüm gibi ben Seda'yla da Tamam. görüşüyorum. Sen otelden ayrıldıktan sonra ben Seda'yı aradım. Ondan sonra arıyorum ben sürekli. Şu an kolunda şey var. Anladım. Sebebim var. Sen nasıl arıyorsan Seda'yı da Anladım. arıyorum. Seda onu vermediğini sen nereden biliyorsun? Yok Verdi. aşkım, ben sadece hani bir fikrim, sen şey ettin ya, ben bilmiyordum. Yok, verdi. Ben biliyorum kız. Her gün Aşkım konuşuyorum. sen şimdi söyledin, tamam. Vermek de gerekiyor çünkü bugün bize yapan Bak geliyor yapar. boncuk. Bak Sibel, bugün bize yapan herkese yapar. O yüzden bunun da önünü kesmek için bir atılım diyelim. Böyle insanlara karşı. Şimdi mesela Sibel'cim, belki gene ben gideceğim, eğlenceye görüntü açacağım. Yani böyle insanlarla mı uğraşalım? Değil mi Sibel'cim? Git aşkım. Ah. Git aşkım. Seda, öncelikle şunu sorayım. Senin olayı devam ediyor mu yoksa? Seda, hoş geldin canım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, Allah Ediyor. razı olsun. Ne ediyor muyum? Senin olayı devam Hayır, ediyor mu eve yoksa bitti mi? geldim ben. Taburcu oldum. Ay iyi valla, çok sevindim ha. Hadi konuşun. Tamam. Taburcu oldum. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Dün akşam ben bu Pancar'ın yayınını aşağıdan izledim. İnsanları öyle bir manipüle etmeye çalışıyor ki, ben diyor hayatta diyor yalanı sevmem diyor. İftira atmam diyor. Uğur Soydan'a, güya Uğur'un kimlik bilgilerini Pancar'a ben atmışım. Öyle bir şey iddia etti. Uğur Soydan Tamam. da dedi ki, Sonra sen de gerekli Uğur yerlere Soydan gittin. da Zeynep'in dedi haberi ki, yok şu an söyleyeyim. Uğur Soydan da dedi ki, ben gerekli yerlere hiçbir yere gitmedim. Uğur Soydan da dedi ki, o zaman dedi bana Seda'nın bunları attığı SS'leri, konuşma kayıtlarını bana at dedi. Atamadı. Yan yattı, çamura battı. Vay telefonum kırık, vay ekranı çatlak, vay şarjı patlak, vay önü kırık, arkası kırık, atamadı. Benim Uğur'a pancara attığım yayınlar buradaki izlenen yayınlar zaten. Yani alenen açık olan yayınlar. Alana. Yani canlı yayınlara Evet. attım. Ben Zeyno ile özel bir şey konuştum da pancara mı attım? Uğur'la özel bir şey konuştum da pancara mı attım? Sibel'le özel bir şey konuştum da pancara mı attım? Burada alenen izleyemediği, engelli olduğu yayınlara attım ona. Onu nasıl itin götüne soktuklarını söyledim. YouTube'a atılacak mı bu? Sibel. Yine düştü mü? Yok Yok. yok, burada. YouTube'a Tamam. atılacak mı yani, şey Luvu'ya da alayım. Yani beni öyle Yok manipüle yok. etmeye çalışıyor ki. Unutmayacağız. Bunu. Beni öyle Bana manipüle falan etmeye çalışıyor unutmayacağız. ki. Kardeşim tamam, burada biz Zeynep'i sevmiyorduk. Biz Zeynep'i puşili, şalvarlı, ayının birisi olarak görüyorduk. Yüzünü görmediğim bir insan. Ne düşünebilirim? Kadın herkese takıyordu. Vay seni devlete vereceğim. Vay seni, ağzı da pis bozuk. Biz Zeynep'i böyle bilmiyorduk ki. Bir insanın da hakkında ne yapacakmışsın? Tanımadan hüküm vermeyecekmişsin.
görmeden, tanımadan. Sedacığım. Zeynep bize bunu öğretti. Sedacığım hayatım, siz ne söylerseniz söyleyin. Ben hiç, ben onlar problem değil. Ama bu kırmızı kafa yok yani, yok. Bunun affı yok yani. Bu adalet. Zeynepciğim, problem. Sen çok haklısın. Problem olmadığını biliyorum. Çok da fifi zaten. Anladın mı? Vay ben sana demiş, işte Zeynep'i mahkemeye ver demişim şunu. Tabii ki diyeceğim. Sen diyorsun ki senin adına escort sayfası açmış Zeynep. Nereye vereceksin? Mahkemeye vereceksin tabii. Nereye vereceksin? Adamı hoplatırım lan ben, bana öyle bir şey yaparlarsa. Aşkım ben sen yapmaz mısın Zeyno? Tabii ki. Ki de bak benimle alakası olmadığını şuradan bilin ki gidip kendisi adalete gitmemiş. Gitseydi o zaman değil mi? Hakkını arasaydı. Aynısını söyledim. Git dedim. IP numarasından dedim. Onun dedim 7 ceddini çıkartırlar dedim. Sen madem niye inanmıyorsun Zeyno'nun yaptığını dedim. Madem inanmıyorsun dedim. Ben de dedim bunu %100 Zeyno yaptı. Git kardeşim karakolda dedim. Günde 2 defa karakola gidiyorsun. Giy şakadak terliklerini dedim. Şangır şangır git dedim. Çıkartıyorlar orada dedim. Bir de ayrıca kabız sayfasının da biz senin olduğunu biliyorduk mesela ilk başta. Yok hayatım, benimle alakası yok hiç. Yani senin benim o ufacık beyninle manipüle etme gibi bir lüksün yok kardeşim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Zeynep de beni sevmek zorunda değil. Ben de Zeynep'i sevmek zorunda değilim. Yok hayatım, yok. Bu şey ben, bak ben sizi zaten seviyordum. Siz uzak duruyordunuz. Yoksa ben hepinizi seviyordum ama bu kırmızı ben hakikaten hepinizi seviyordum yani. Yani şimdi bu kırmızı kafa senin hukuk yoluyla gideceği yere kadar gideceğim bak. Anladın mı? Karıştık ya. Ya tabii ki seni hiçbir şekilde rencide edemez. Senin uzuvlarınla oranla burana dalga geçemez. Bir defa o bir aynaya bir geçsin. Bir yana seni koysun. Bir de kendisine baksın. Sedacığım, bir tane doğurmuş falla foş olmuş. Onun haline bak hele. Sedacığım aşkım mevcut. Kamburu çıkmış, kamburu. Ya da güzellik ya da çirkinlik değil. Yani senin bir izni bunu ben doğruluyorum. Bunu doğruluyorum. Tamam. Güzellik veya çirkinlik değil ama o bu konuda ele alıyor yayınında. Aşkım. Ay diyor dişleri şöyle diyor, götü böyle diyor. Ay diyor boncuğun suratı taşşak diyor. Göğüsleri küçük büyük diyor. Sen şimdi bunu söyleyebilecek bir kapasitede insanın böyle 2-3 gömlek güzel bir insan olması lazım değil mi? Sen 35 yaşındasın. Amın dizi değilmiş kardeşim. Şimdi zaten biz orada amacımız hani sanatçı olmak ya da ne bileyim yani falan filan değil yani. Biz, yani Zeynep'ciğim o öyle ele alıyor diye söylüyorum ben. O öyle dalga geçiyor ya. Yoksa ben de güzellik kavramı falan benim için hiç önemli değil. Ben 45 yaşındayım. İşte görüyorsunuz beni de. İşte Allah yaratmış, özenmiş, özenmiş. Kör değilim, topal değilim. Gayet sağlıklıyım elhamdülillah. Hayatım şimdi parayı bastın mı, botoks oluyor, ora oluyor, bura oluyor. Sorun, sıkıntı değil yani bunlar. Aynen mesela da. Öyle. Yani aşkım. O karakterini, kişiliğini nasıl değiştirecek acaba? Yani. Hiçbir şey görmemiş, sevgi görmemiş, ilgisiz büyümüş. İşte Allah onun bir yüzüne bakmış, Beytullah'tan güldürmüş. Ona öyle saf salak garip bir adamı vermiş. Parmağında oynatıyor işte. O sahipsiz, o sahipsiz. Birbirlerine sahip çıkmışlar. Karı desen karı değil. Şimdi görmüyor musun? Sibel Baysal'ı ağırladı. Evinde hamam böceklerini bırak. Kız kadının iki tane rakı bardağı yok. Bir kadının evinde bir 37 parça, 12 parça yemek takımı olmaz mı ayol? Masa kurmuşsun masaya. İnsan bir örtü serer. Senin beğenmediğin Sibel Baysal o örtüleri kafasına takıp yere atıyor etolü gibi. Şimdi Sedacığım bak ben şöyle söyleyeyim. Ben oraya gittiğim vakit zaten sokağa girdiğim vakit aslında buna da iyilik yapmış oldum. Çünkü yani sokakta kalkmış yani beni daha takdir edeceğine yerden yere vuruyor. Hanımefendi yani şeye söylüyorum bu kırmızı kafalıya. Sen orada teşekkür edeceğine Sibel'i almışım, ilgilenmişim ama sen de hangi kafayla yani bu hareketleri yapıyorsun onu da anlamadım. Yani utanmayı
Yok ki. Bak sen utanmışsın. O zarar görmesin. Çoluğu çocuğu var diye. Sibel'i tek dışı alıp çekip gitmişsin. Sen onları bile orada kavga ettirmedin. Ben onu çok takdir ettim. Evet. Halay çektiniz, roman oynadınız, sohbet ettiniz. Evet. Yani Sibel'i sardırttırmadın tek dışı. Çünkü Sibel içtiği zaman o şey Alaylar, tabii şey beyninin yani altyapısında sürekli tek dişin ona abanması olduğu için paranoya olmuş. Ona sarıyor. Ama Sibel'in kafasını dağıttın, sohbet ettiniz, yemeğinizi yediniz, güzelce içtiniz, çektin gittin. Onlar da istirahatını etti, işini halletti. Aslan gibi geldiler. Demek alaylar. ki sende sıkıntı var Fulya yani. Bunlarda bu insanlarda yok. Sen Sibel Baysal'ı zaten sütten çıkmış ak kaşık değil ki. Sibel zaten rahatsız bir insan. 25 senelik arkadaşım, hiçbir yerde yattığını görmedim ben Sibel Şimdi Baysal'ın. Seda, onu bak, konu gel bakayım buraya. Şimdi konu ilk günü iyi baktı ki ben de kopartamıyor Tabii, şeyden, yurt tabii, dışına. tabii. Gerçekten şöyle. Kamerayı sana çevireceğim. Bak Seda da burada, hanıma da burada. Hay yavrum. Eğil bırak çocuğum kendini. Konu. Tek diş sende Şimdi ilk belde var günü diye yapıştı sana. burada masa falan hazırlamışlar. Dedi ki rakı alacağız. Düzük rakı alacağız. Alacağız seni bekliyor. Aldık elle seni bekliyor. Bak masa falan Ondan o kuruldu. sana zaten. Rakı Ay yok. iç, ay iç Mehmet abi. Ay iç Mehmet abi. Sibel gitsin, sen kal Mehmet abi Derler siz diyordu. içiyor musunuz? Evet dedi. Hepimiz dedi içiyoruz. Ben gittim kendi cebimden düzük rakı aldım geldim. Azıcık kendime de çevireyim de bari ben de göreyim lan. Hı. Biliyorum. Ben gittim kendi cebimden düzük rakı aldım Ne geldim. ya? İzledim biliyorum. Bir baksın belli ve kendine bilir bir al. Ben birayı unuttum. Demişim ki ne oldu? Aa dedi ben akşam dedi bilmiyorum bir almadım. Köpeğini niye sana satışa çıkarttı 5.000'e? Dedim ki ne? Unuttum dedim. Yoksa dedim alırdım. Belki de küründen almamışsındır. Olabilir. Harbi unuttum yani. Her şeyi Almaksa alırken doğru. unuttum. Evet, belki de almamışsındır. Sen misafirsin. Kendi içeceğini almışsın. Bir de ona mı alacaksın? Geçtim. Ben rakı, sigara, Tamam, tek diş. su, Biliyorum, biliyorum. kalbim, Başa geldim. dönmeyelim. Başa dönmeyelim. Ben sana orada neye kızdım? Karının yanında dilotu yedin. Yavşak sen de. Sustun. Baktım dedi ki Ama ben bak cevap vermedin şimdi Seda'ya. Şeyler sen ben niye kızdın? Niye kızdım? Orada Sibel'i diskalifiye etmeye çalışıyor Kaşar sende belde var diye. Ay Mehmet abi otur sen hiç Sibel gitsin Mehmet abi sen oturabilirsin sen bizim Ne misafirimizsin diyor. Sen de ben orada bir hırram baktım gibi dedi dilotu ki ne? yemiş gibi orada hiç Bak bak müdahale bana dedi etmiyorsun. ki ne? Ömer abi dedi sen çık git. Ben de döndüm de o da dedim ki ne? Ben Sibel'le geldim, Sibel'le gelirim giderim. Sibel almadan ben de İşte çıkmam. o sizin birbirinizi satacağınızı düşündü. Çünkü herkes kişi Ha. kendinden bilir işi. Ha. O Anladın yani mı? beni atacak, ben onu atacağımı düşündü biliyor musun? Evet. O, önce de ona Sibel dedi elimi terk et. Tamam işte Sedat Sibel senin de dediğin dedi ki gibi ne? demen oluyor. Sibel Tabii dedi tabii. ki Yani ne? benim Tabii vermişim. tabii Aşağıda. tabii. Senin ne kadar ne Sibel kopartırsam dedi ki ne? Ben tek onu dişte faiz zaten bekliyorum dedi. Şekli şemali Bunu seviyor. faiz Beş bekliyorum. lirası varsa 35 liram var diyor. O da Sibel onda deber var sandı. hanımayla gideceğim. O zaman dedi bana ki ne? Mehmet abi dedi bari sen çık git. Dedim ben çıkıp gitmiyorum. Sibel dalmadan dedim ben buradan gitmem. Yani işte ben de olayım da benim Sibel hiç nasıl yok. Burada giderse ne var ne yok. Cüzdanını çorladı ama bu çok akıllı. Beldesini nakliyelere koymuş. bak Cüzdan boş çıkınca ne desin lan? canım benim Cüzdanı burada mı? o
Neden O abi? Kitabını buldunuz. bizi Sultanahmet'te turist mi? O bizi Sultanahmet'te turist mi Yok. zannediyor? Benim her zaman için hayram ayrı ayrı olur. Ceza yatmış insan Param da olsa beldesini ortaya ve koyar param mı? da olsa Şimdi karşılıklı konuşuyorsunuz. Ben Seda'yı anlayamıyorum. Hani dur bakın Seda ne diyor ona göre yani biz de yorum ceza yapabiliriz. yatmış insan diyorum beldesini ortaya koyar mı cüzdanına? Zulasına sokar. Ona diyor. Evet, evet. Ben de ortaya koymadım zaten. Değişik yerlerde verdi para. Ama Bu cebimde vardı, bu cebimde akşam ben onu vardı, arka cebimde sordum tektiş. vardı, Akşam sordum ben onu. arka cebimde Ama cüzdanı borç vardı. çıktı. O Cüzdanım boştu. cüzdanı nasıl çorladı ya? Nasıl kontrol etti be? Ama Bak, akşam ben onu cebimde sordum ona. para Tektiş vardı. çenen çekilsin. Röportajı mı bölüyorsun tektiş? Cebimde Seda. Kobra Murat gibi. Anlamadım. Akşam ben onu sordum ona. Dedim ki cüzdanımızı çaldı diye iftira attınız tektişe dedim. Aman şey tektişin dedim cüzdanını çalmışsınız dedim. Ona dedi ki yo dedi. Tektiş dedi benim dedi şortumu giymişti. Cüzdan şortta kalmış dedi. Aldım ben çünkü. Şörtte kalmadı aldım. Sibel bugün duydun mu sen? Sibel bugün Öyle senin kendi tişörtünü, evimde. senin tişörtünü banyoda görmüş, çöpe atmış Sibel senin tişörtünü. Duydun mu o bölümü? Vallahi ben üç tane gemzeden aldı tektiş. Çekimimiz var yani. Üç tane 100 TL'ye Senin aldı. tişörtün, Nerede benim senin aklım? Hayır bak bu olayına geç. kız senin tişörtünü Bak, tek dışın tişörtünü benim bak, anlat Kız lan. dedim senden gıcık kapmış bak, diye çöpe atmış. dedim ben ne o tişört olayı kiminmiş? üç tane tişört aldım ben 100 lira verdim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dün akşam Atılan tişört, tişörtü atmış. Sana deyip de sen ufak bir su aldın. Kendi tişörtünü yırttın. Pantolonunu tozunu ona o kısmını anlatsana. bak koltuğun üstüne geldim. Ay bir şey toz döktüm. Dedim sabunlu suyla dedim. Şu dedim lekeleri alın. Ben onları şey derken dedi ki nene ne abi dedim ütü mü yapacaksın? Dedim yok dedim. Pantolon dedim Aldı kaldı. getirdi ütüyle ütü masasına ondan sonra da buna bağırıyor. Sen benim evimde ne yapmalı ütü yap. Sen getirdin. Dedim yok. Şey dedim. Küllerin dedim. Sileceğim dedim. Banka dedim ben beyaz olmuş dedim. Lekeler var dedim onları alacağım. Tamam. Korkun üstüne ben onları aldım. Dedi ütü yapacaksa dedi. Ütüyü dedi getirin. Olur dedim. Tamam Getirin başlarım sen dedi. şimdi ütüye müziğe. Sana Ütüyü önemli bir şey söyleyeceğim. yapacaksın. Ütüyü Sayın getirdi Baysal, mi? tekliş sus bir. Sayın Baysal, dün akşam Beytullah Bey bir açıklama yaptı. Sen ne kadar ucuz kurtulduğunun farkında mısın? Beytullah Bey 15 yaşında yatılı okuldayken bir travma geçirmiş ve 15 yaşından beri homofobikmiş. Ben diyor onlar diyor benim evimdeyken diyor o, koltuğun ucunda oturuyordum diyor. Yani ben homofobik bir insanım diyor. Bunlar da benim evimde ne işi var diyor. Ben Fulya'ya çok kızdım diyor. İyi sana zarar vermedi yani o anda. Olur mu canım? Kadeste basmasam, anında Zeynep kapıya gelmese, Beytullah orada adamları toplamıştı. Aa. Ha? Bir buna diyor. Kadeste bastım ben, kadeste. Buna diyor çıktı. Bir bana diyor çıktı. Adresini bilmem ben. Seda, sen kadeste bilirsin değil mi ben? Evet. Farz et ki sana geldim ben şimdi. Senin evin adresini, numaranı falan bilmem ama evindeyim ben. Şimdi zarar göreceğimi hissettim. Orada kalese basıyorsun. Polis anında geliyor. Biliyorum, Ve adresi biliyorum. buluyor. Biliyorum, biliyorum. Bende de var kades.
Yani siz ucuz kurtuldunuz yani. Adam onu bak sound da diyor. Akşam kendisi itiraf etti. İki arkadaşını birlikte olurken görüyor bu yurtta, yatılı okulda. O günden sonra eşcinsellere korkunç bir hırsı oluyor. Yani homofobiklik yapıyor. Seda, bak şimdi ben oraya gittim, tamam mı? Bak taksi geçmiyor. Sibel Hanım yol bilmiyor, iz bilmiyor. Farz et ki ben gitmedim. Sibel Hanım taksiyi nereden çağıracak? Nereye gidecek? Ben çekerde giymemişim. O lafım bir arada kaldı. Ne Seda, kocacığım ben bir söyle. çekerde Şimdi giymemişim. Sibel şurada Çekerim. oraya, abi iki dakika versen. Paralarım da çekerimin cebindeydi. Mehmet abi, sıralı konuşalım. Bak şimdi Seda, şimdi farz-ı misal ki ben gitmedim, yetişmedim ona o nokta. Sibel Hanım taksi bulmak için yürüyecek bir yerlere kadar, ki ben bile sen yurtu bilmiyorum, ilk defa girdim. Hemen aradım, ayağımıza geldi taksi. Sibel Hanım orada yürüyecek. Esenyurt ki gecenin bir vakti. He? Hanımefendi, kırmızı kafa. İnsanları sen tehlikeye attın orada. Kırmızı kafa. Doğru. Sibel öyle değil mi? Sen Sen gidip taksi arayacaksın da. Zeynep, sen otelden ayrıldıktan sonra ben Seda'yı aradım. Tamam aradın. Da gitseydin bir yerde otursaydın. Gecenin bir vakti. Gece demek tehlike demek. Bir de oturduğu yer elit bir yer değil, Ben Esenyurt, Çarın Çakal'ın olduğu bile yer. değil ya. Sağ 11'e Abi. Hayır bir de Seda. Seda Ben bir de Sibel. Şimdi sen Sibel. dedi 11 dakika verdim, Abi müsaadeniz müsaade var dedi, vermiyorsun 11 dakika ki. verdim, boşaltmanız lazım. Öyle mi dedim, öyle dedi. Doğru Seda, doğru Abi konuşuyorsun. 50 kere bir şey söylüyorsun, Olmasaydı sen müsaade ver. otelini ben kiraladım. Dedim ne kadar dedim, bir şey söyledim. Abi dedi ne zaman Seda bu çıkacaksınız, ben ne aynı diyorum. şeyi konuşuyor Daha bu sonra çıkarız. Çıkarız. Tamam, Hadi tek diş sen 5 bin sarma ona, lira daha kafayı verdim. yedin. Röportajı mı Buyurun dedim. bölüyorsun tek diş? 5 bin lira daha verdim. Tek diş, peki sana bir şey soracağım. Sen orada dışarıya çıktığın zaman ne diye bağırdın sokakta? Hamileyim diye falan bağırmışsın galiba. Ya Hayır. sen Ben sokakta bağırmadım. o kadar Ya. adam o kadar iç Sokakta içti. bağırmadım. Mehmet Sokakta abi hiç bağırmadım. Mehmet abi o Sadece bu içeri adam. bana dedi ki ne? Ben dedi burada kalmam. Çağla'ya gideceğim dedi. Ben dedim Ona da bozuldu. Sonra beni banyoda yıkamaya çalıştı. sen Sonra dedim ne diyorsun? Çağla'ya gidiyorsan dedim, benim ne işim var? Ben dedim Adana'ya giderim. Ben Hmm. bundan sen beni şey çıkarttılar. Ben burada kalmam, Çağla'ya gideceğim deyince. Dedim ben seninle buraya geldim dedim. Seninle giderim. Ya bu Ben dedim nasıl buradan bir çağırmaya gideceğim. rezilliktir Ben de ya? buradan bakın, ben buradan gideceğim. Sonra ben niye giderim? Tartışmamız bu oldu. Bir şeyden bağırıp çağırmadım. Bestamicim, kendi başına bir devlet, hükümdarlık kurmuş evin içinde Hayır pancar, bağırmadım. anladın mı? Bir şeyden bağırıp Gel diyor, çağırmadım. geliyor, git diyor, gidiyor. Yok, şöyle bağır yani, karşıdan seslenen komşun buna hapsilik verdikten sonra zaten kendisi söylüyor. Benim dünyam ne ki diyor. Hani hapsilik verdiler bana diyor. Ondan sonra diyor ben diyor hani kendimi kaybettim. Ama benden şarkı istediler. Bu da okuyor. Okuyor evin içinde. Karşıdaki adam da camını açtı, uyarı verdi. Olay bu. Sokakta herhangi bir problem Olmadı. Kesinlikle. hayır. Şarkısından dolayı hem söyletiyorlar bunu, oku diyorlar, hem de böyle madilik. Yani ben inşallah yaşayacağım değil. Kolye meşal alır da elin cebine Belki sokma dedim bari. söyledim. Ben geldim. Beni bırakıp dedim. Ben inşallah yaşayacağım.
Ben böyle oldum. Ya da internet orada mı gidiyor? Sedat internet Sibel'de mi gidiyor? Ses kesiliyor. Senin internette mi sorun var? Sesin kesik geliyor. Sibel senin internetin çekmiyor sanırsın. Arkada. Ha, buraya geldim ama yorumlarından kaldıramayacağım. Hadi. Burada çıkalım. Ben öyle 2500 lira masraf ettim. Arkadaşlar internette telefon açıyor. Telefon açıyor. Ben diyor 400 lira mı eksik diyor. Sen verir mi? Gelin diyor, ben veririm. Şoför de kabul etmedi. Arkadaşlar. Şoför de kabul etmedi. Döndü neydi? Birinizde olabilir mi? Ben buraya gelirim. Ben dedim, ben cebimden verdim. 600 lira şey verdi. Sibel verdi. 700 lira ben verdim. Sibel Hanım'ın gelmek, internetinde mi sorun var? Sana oldu, benden para istedi. Anlaşılmıyor. Sibel seni verdim. Şeye, Hülya'ya verdim. Seste mi problem var diyor. Sibel sen para istedim. Ben de Sibel dedi ki, hayır, bizim seste mi problem var? Biz mi donuyoruz? Bizden problem var. Sibel donmuşsun sen. Donmuşsun aşağıdaki. Aşkım öyle söylüyor. Sibel, donmuşsun sen. Sibel dedi ki, ne yapmışsın, donmuş muyuz? Yok. Gayet buradan ben gidip geliyorum. Ben gidip gidip geliyorum. Kapandı. Çıktılar. Mutfakta bazen öyle oluyor. Çoğu zaman öyle oluyor bu Türk Saat ya. Dur bakayım. Şöyle. Hı. Şu an donuk muyum ben? Aklımda çünkü o yemekler gittiğimde küflenmiş dolapta, ondan sonra burada tencereleri filan yıkadım, ondan sonra şey yaptım, kaldıracağım engelini Arkusamen'in. Ha, karakola da gittim biliyorsunuz yani. Şimdi mobil veri olmuş olsaydı mobil veriyi açardım, sesim net gelirdi buradan. Yok, postaneden alınıyor benim şeyim.
PTT'sel kullandığım için. Başka yok bir de yani benim banka şeyime de bloke konulduğundan dolayı oradan da bir şey alamıyorum. Duruyor bloke yani. Ha, tamam o zaman. Tamam efendim. Az sonra şey yapacağız. Salona geldiğimizde o zaman şey yaparız yani.